أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بعدد ذرات الكائنات، ومركباتها، وتسبيحاتها، وتكبيراتها آمين السلام على من اتبع الهدى والملام على من اتبع الهوى على رسولنا محمد صلوات Cenab-ı Hak bu koronavirüs gibi musibetleri hem alemi İslam'dan hem devletimizden, ülkemizden, hem milletimizden, hem ailelerimizden, hem şahsımızdan uzak eylesin inşallah. Cenab-ı Hak bununla bize vermek istediği ders neyse, o dersi de hepimize alabilmeyi Cenab-ı Hak nasip eylesin, müyesser eylesin. Amin. Bugün okuyacağımız ders koronavirüs dediğimiz bu hastalığın bir mümin olarak nasıl karşılanacağı, buna karşı nasıl tedbir alınacağı ve tevekkülümüzün nasıl olacağıyla alakalı Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinden bazı yerler okumak suretiyle ders almaya çalışacağız. Çünkü tedbir ve tevekkül dinimizin bize emrettiği bir dengedir. Yani tedbir almadan, çalışmadan, sebeplere müracaat etmeden yapılan tevekkül, dinimizin kabul ettiği doğru bir tevekkül anlayışı değil. Bununla beraber sadece sebeplere müracaat etmek ve tedbir almak her şey değildir. Çünkü her şeyin dizgini Cenab-ı Hakk'ın elindedir. Her şey onun emriyle halledilir. Onun emri ve izni olmadan herhangi bir şey bize bu manada musallat olamaz. Şimdi bugün okuyacağımız dersten böyle bir hastalığa, böyle bir musibete karşı tedbir ve tevekkül dengemiz nasıl olmalı? Bir mümin olarak nasıl karşılamalıyız? Bunun inşallah değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. En evvel Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesi bu okuyacağımız derse mükemmel bir ışık tutuyor. Yani azmetme, çalışma, gayret etme müminlerin vasfesi. Sonra yine müminlerin vasfesi olan ikinci bir ehemmiyetli e, işimizi, vazifemizi anlatıyor. Ayet-i kerime şöyle: Feize azmeta fe tevekkal ala <alallahi>, Allah. İnna Allah yuhibbul <mutavekilin> Ne demek? Sen bir kere bir şeye karar verip de azmettin mi? Ondan sonra hemen tevekkül et. Üzerine düşeni yap, vazifeni icra et, ondan sonra Cenab-ı Hakk'a işi bırak, Cenab-ı Hakk'a tevekkül et manasında. Çünkü Allah tevekkül edenleri. Tevekkül ne demek? Allah'ı vekil kabul etmek. Yani Ya Rabbi ben üzerime düşeni yaptım, bundan sonra sen benim vekilimsin. Hasbunallah ve nimel vekil. Allah bize kafidir, o ne güzel vekildir manasında Cenab-ı Hakk'a tevekkül etmek işlerimizi, umurumuzu teslim etmek. Şimdi Üstadımız 17. Lema'nın 5. notasında çok geniş manada bir meseleyi anlatıyor. Fakat biz buradan bir parça okuyacağız. Ey insan! Senin elinde Ey insan! Senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Belki sana emanettir. Şimdi bakın. Ey insan diyor, ey insan. Senin elinde bulunan nefis ve malın, senin mülkün değil. Çünkü Cenab-ı Hak bize bunları emanet olarak vermiştir. Nasıl diyor ayet-i kerimede? İnallâheştara minel mu'minîne enfusahum ve emmâlehum bi enne lehumul cennet. Cenab-ı Hak müminlerden nefislerini ve mallarını cennet karşılığında satın aldı. Peki bunlar bizim mi? Üstadımız altını sözde izahını genişçe yapıyor. Hayır. Bize emanet olarak verdiği nefis, yani vücudumuzda ve ruhumuzda bulunan maddi ve manevi bütün latifler, latifeler ve cihazatlar. Bununla beraber sahip olduğumuz bütün mallar ve mülkler. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mülküdür. Bize emanet olarak vermiştir. Cenab-ı Hak rahmetiyle bana bunları tekrar satınız diye buyuruyor. Burada da ey insan diyor senin elinde bulunan nefis ve malın senin mülkün değil. Yani biz bir yerden satın almadık. Bir yerlerde bulup da bunları sahiplenmedik. Ehemmiyetsiz mallar olup da atılmış. Biz de bunları yolda bulduk. Sahipsiz mallar değildir. Peki nedir? Belki sana emanettir. Allah'ın rahmetiyle, kudretiyle, ilmiyle, hikmetiyle yaratıp Yine bize Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle, hikmetiyle emanet olarak verdiği şeylerdir. Nedir bunlar? Malımız ve nefsimiz. O emanetin maliki her şeye kadir, her şeyi bilir, bir rahim-i kerimdir. O senin yanındaki mülkünü senden satın almak istiyor. Sende bulunan mülkünü yine senden satın almak istiyor. Nasıl? Benim iznim dairesinde. Koyduğum kaide ve kurallar kanunlar dairesinde bunları işlediğiniz vakit bana satmış olursunuz. Peki niçin bizden satın almak istiyor? Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın. Şimdi Cenab-ı Hakk'a mallarını satmayan insanların durumu nedir? Durumlarına baktığımız vakit hepsi hem dünyada sıkıntı çekmiş hem ahirette perişan olmuştur. Bu ahiretteki perişan olma durumlarını biz Kur'an'ın ve hadislerin gösterdiği şekilde anlıyoruz ve görüyoruz. Peki satanların durumu ne? Hem bu dünyada rahat çünkü mülkü hakiki sahibine yani emanetin hakiki sahibine tevdi manasında Cenab-ı Hakk'a vermek insanı rahatlatır. İkincisi ahirette de inşallah Cenab-ı Hakk'ın sevgili bir misafiri hükmünde bizi Cenab-ı Hakk'ın karşılayacağını, rahmetiyle inşallah bizi kuşatacağını ifade eden ayetler ve hadisler var ve bunlardan istifade eden eserler var. Ta senin için muhafaza etsin, zayi olmasın, kaybetmeyesin. İleride mühim bir fiyat sana verecek. Hem bu dünyada fiyatımızı alıyoruz, kalbimizin ve ruhumuzun muhafazası, onun selamet bulması, bedenimizin güzel bir şekilde elhamdülillah muhafazası, çünkü onun yolunda kullandığımız vakit güzel bir şekilde kullanmış oluruz. Şunu yeme, şunu içme, Şöyle yapma, böyle yapma dediği şeyleri riayet ettiğimiz vakitte hem bedenimiz hem ruhumuz ciddi manada kurtulmuş olur. Ahirette sana daha mükemmel bir şekilde, mühim bir fiyat karşılığında tekrar sana iade edecektir diyor. Sen peki nesin? Muazzaf ve memur bir askersin. Sen muazzaf ve memur bir askersin. Devlet askere elbise verir. Devlet askere mühimmat verir. Devlet askere silah verir, başka şeyler verir. Bunları devletin izni ve emri dairesinde e, kullanmak mecburiyeti var askerin. Kullandığı takdirde rahat eder. Kullanmadığı takdirde onun için onu bekleyen bir azap vardır. Sen muazzaf ve memur bir askersin. Onun namiyle çalış ve hesabiyle amel et. Ha, demek ki Cenab-ı Hakk'ın namiyle ve hesabiyle çalışmak ve amel etmek bize düşüyor. O'dur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor. Kim bize rızık gönderiyor? Allah. Nereden biliyoruz? Ayet-i Kerime'de, Sadımız 25. Söz'de de aynı e, ifadeyi almış. E, semadan, semadan ve arzdan rızıklarınızı gönderen kimdir? Şimdi bu mağda baktığımız vakit, sema ve arz ne demek? Sema ve arzın izdivacı var. Üstadımız 25. sözde çok geniş çok güzel bir şekilde izah ettiği bir konu bu. Yani yeryüzü yalnız kalırsa bakirdir. Gökyüzü yalnız olursa yine bakirdir. Gökyüzünden inen sular ve gelen ısılar, ışıklar neyse yeryüzündeki mevcut ortamın da nimet oluşturmaya, meydana getirmeye müsait olması gibi haller bir arada olmazsa nimetler yetişmez. İşte Gökyüzünden yağmur yağacak, ısılar, ışıklar gelecek. Yeryüzünde de, yeryüzünde de e, toprak müsait olacak buna. İkisi birleştiği, birleştiği takdirde Cenab-ı Hak nimetleri bize gönderiyor rahmetiyle, hikmetiyle. İşte burada sana rızık gönderen odur ki hem semaya hem yeryüzüne malik olsun. Yani birisi bir ağaçtan bir elma koparıp birisine ikram ettiği vakit bu zat hakiki rezzak değildir. Hakiki rezzak olabilmek için o elmanın o dokunduğu kainat fabrikasının tamamını yaratabilecek bir güce, bir hikmete, bir kudrete sahip olmayan böyle bir elmayı halk edemez. Böyle bir nimeti meydana getiremez. Dolayısıyla ben sadece bir ağaçtan kopardığım bir elmayı birisine ikram etmekle ya da çarşıdan bakkaldan, manavdan aldığım herhangi bir meyveyi, bir nimeti birisine ikram etmekle hakiki rızık veren konumda olmam, olamam. Burada sadece rızkı taşıyan bir vesile hükmündeyim. Onun namiyle çalış ve hesabıyla amel et. Odur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor. Ve senin takatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Bizim gücümüzün yetmediği şeylerden de Allah bizi muhafaza ediyor. Mesela şu anda yürürlükte olan bir virüs var. Koronavirüs. E biz bundan korunamıyoruz ki. Evet tedbir alacağız. Tedbir bizim için dini bir vecibedir. Dinin bir emridir, bir vasfesidir. Elbette biz tedbirimizi alacağız. Tedbirlerimiz neyse, doktorların, uzmanların bize verdiği neyse onları yapmakla mükellefiz. Mesela bunlardan bazılarını söyleyelim. Diyorlar ki, eller ve vücut temizlenmeli. Elbiseler güzelce yıkanmalı, temizlenmeli. Çevre temizlenmeli ve ilaçlanmalı. Dezenfektan kullanılmalı. Elimizden geldiği kadar dışarı çıkmamalı. Musafaha ve tokalaşmayı belli bir zaman askıya almalı. Kalabalık yerlerden uzak durmalılar. Tedbir. Toplu taşımalar elimizden geldiği kadar kullanılmamalı. Hastalık alameti gördüğümüzde hemen vakit kaybetmeden hastaneye gidilmeli. Yani çocuğumuzda olsun, eşimizde olsun, bizde olsun, ulaşabileceğimiz insanlarda olsun. Herhangi bir hastalık alameti gördük mü bunu hemen doktora, hastaneye taşımak lazım. Bu da bizim için bir vecibe vazife. Uzmanların tedbirlerine harfiyen uyulmalıdır. Uzmanların tedbirlerine harfiyen uyulmalıdır. E, temizlik içinde dinimiz ne buyuruyor? En nezafetu minel iman. Yani temizlik, nezafet, imandandır. Bu hadis-i şerif Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bize dinimizin bir emri olarak ulaştırılmıştır. Üstadımız Kuddüs ismini anlattığı vakitte bunu anlatıyor. Demek ki maddi ve manevi temizlik dinimizin bize emrettiği vecibelerdir. Dolayısıyla biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Hakk'ın kudretine, Cenab-ı Hakk'ın hikmetine tevekkül etmek ve Ya Rabbi elimin ulaşamadığı, gücümün yetmediği, gücümün yetişemediği Öyle düşmanlar var ki bildiğim bilmediğim ancak senin gücün onlara yeter. Sen onları benden beri tut, benden uzak tut manasında müminlerin duası oluyor. Odur ki muhtaç olduğun şeyleri sana rızık olarak gönderiyor ve senin takatin yetmediği şeylerden seni muhafaza eder. Senin şu hayatının gayesi, neticesi o malikin esmasına ve şuunatına bir mazhariyettir. Ha, vasfemiz ne bizim? Hayatımızın gayesi, hayatımızın neticesi o Malik'in esmasına ve şuunatına bir mazhariyettir. Sana bir musibet geldiği vakit de. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şu anda ülkemizin ve belki dünyanın tamamının bu ifadeyi kullanması icap ediyor. Biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Hangi musibet olursa olsun, Bunlar Cenab-ı Hak'tan bize gelmiş olan bir musibettir. Allah'tan başka kimse bize göndermez. Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile düşmüyorsa bir mikrop bir yerden bir yere taşınmaz. Bir vücuttan başka bir vücuda intikal edemez. Dolayısıyla Allah'tan geldik. Hem biz hem o musibetler yine Allah'a döneceğiz. Çünkü Allah'tan başka kimsenin buna gücü yetmez ve kimseye hiç kimse ulaşamaz. Ancak Allah'a ulaşır her şey. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani ben malikimin hizmetindeyim. Ey musibet! Eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba, safa geldin. Bir musibet geldi bize. Bir mümin olarak, bir mümin olarak ne diyeceğiz? Merhaba, ey musibet, sen safa geldin, hoş geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz. Demek ki hangi mahluk gelmişse, hangi mevcut gelmişse, hangi nefis sahibi gelmişse yine dönüş Cenab-ı Hakk'adır. Kullu nefsin zaiqatul mevt ayetinin külliyetinde diyor üstadımız. Nev'i insani bir nefistir, dirilmek üzere ölecek. Bu ayet-i kerime insanlara, insan nevine bakıyor. Kürey arz dahi bir nefistir, baki surete girmek için o da ölecek. Demek ki üzerinde yaşadığımız kürey arz ve içindeki mafiha yani içindeki her şey onlar da ölümlü. Bununla beraber, bununla beraber dünya dahi yani kainat dahi bir nefistir. Ahiret suretine girmek için o da ölecek. Bu manalar ayetin külliyetinden anlaşılıyor. Eğer onun izin ve rızasıyla geldin ise merhaba safa geldin. Çünkü elbette bir vakit ona döneceğiz. Bu hastalıkla olur, şu kazayla olur, şu yemekle olur, şu zehirle olur, şu problemle olur, şu musibetle olur, ilahir. Muhakkak ve muhakkak. Bu dünyaya gelen insan ahirete göçmek için geliyor. Her gün bir melek bağırır diyoruz adımız. Lidu lil maut ve lil harab. Ey insanlar, melekler bağırıyor bunu. Her gün bir melek sabahtan bağırıyor. Siz ölmek için dünyaya gelirsiniz ve yıkılması için de binalar inşa edersiniz. Ona döneceğiz. Ve onun huzuruna gideceğiz. Kimin huzuruna gidiyoruz? Ve ileyhil masir. Ve dönüş onadır. Allah'ın huzuruna dönüştür. Nerede? Nerede? Öldükten sonra kabir ve berzahta, sonra mahkeme-i kübre olan mahşerde, sonra da inşallah müminler cennette Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gideceğiz ve ona müştakız. Bunu musibete söylüyoruz. Madem herhalde bir zaman bizi hayatın tekarifinden azat edecektir. İşte ölüm böyle anlatılır. Ölüm hayatın ağır tekarifinden, yüklerinden kurtulmaktır. Elbette bir gün rahim olan Allah, şefkatli olan Allah bizi dünyanın şu ağır yüklerinden, tekarifinden azat edecek, kurtaracak. Haydi ey musibet o terhis ve o azat etmek senin elinle olsun. Çok güzel bir ifade. Yani madem ki bir gün gideceğiz, bir musibetle gitmek insanın oradaki inşallah günahlarına kefaret olacağından, makamlarının artmasına vesile olacağından, haydi ey musibet bu azat etmek senin elinle olsun, razıyım diyor. Yani bu aslında bir mümini konuşturmak. Bir mümin böyle karşılamalı musibetleri, böyle karşılamalı hastalıkları böyle karşılamalı Cenab-ı Hak'tan gelen her türlü felaketi ile ahir. Eğer benim emanet muhafazasında, eğer benim emanet muhafazasında ve vazife perverliğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa benim takatim yettikçe Emin olmayana malikimin emanetini teslim etmemde. İşte bu da işin tedbir tarafı. Şimdi bir asker geliyor, devlet namına geldim, silahlarını bana teslim ediyor. Ben de ne diyorum? Devletin izniyle, emriyle gelmişsen baş göz üstüne. Ne istersen al. Fakat acaba burada devletin elemanı mı bu? Devletin izniyle mi gelmiş? Devletin emriyle mi gelmiş? Onu bilmediğimden dolayı belli bir zaman burada ne yapıyoruz? Biraz direniyoruz. Benim emanet muhafazasında ve vazife perverliğimi, vazifeyi de sevdiğimi tecrübe suretinde sana emir ve irade etmiş. Fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa. Çünkü her musibet bizi öldürmez. Her hastalık bizi öldürmez. Her kaza bizi öldürmez. Bunlar geldiği vakitte ne yapıyoruz? çırpınıyoruz ki ölmeyelim. Bu aslında ölümden kaçmaktan ziyade Cenab-ı Hakk'ın acaba bu hastalık vasıtasıyla mı, bu musibet vasıtasıyla mı, tabirat olmasın bu asker vasıtasıyla mı bizim ruhumuzu kabz edeceğini bilmediğimizden dolayı biz ne yapıyoruz? Emanete sahip çıkmaya çalışıyoruz. Fakat sana teslim olmaklığıma izin ve rızası olmazsa benim takatim yettikçe emin olmayana malikimin emanetini teslim etmem der. Burası çok mühim. Takatim yettikçe emin olmayana yani sen acaba Cenab-ı Hakk'ın izniyle mi geldin? Rızasıyla mı geldin diye Cenab-ı Hak bununla mı benim hayatıma set çektirecek diye bilmediğimden dolayı ben kendi vücudumun, kendi hayatımın ona tesliminde zorlanıyorum. Bu hayatı sevdiğimizden ziyade Allah acaba bununla mı alacak? Buna hayatımı vermeme, teslim etmeme razı mıdır diye bilmediğimden dolayı beni acaba tecrübe mi ediyor? Emanete hain mi? Yoksa emanete sahip çıkan emin birisi midir diye Cenab-ı Hak beni tecrübe etmek için bunu göndermişse ben de emanete emin bir kul olduğumu Cenab-ı Hakk'a bu manada göstereceğim ve bu imtihanı kazanacağım manasında ciddi manada tedbirler, ciddi manada hastalığa ve musibete karşı direnmeler elbette bir müminin hayatında olmalı. Şimdi tedbirler derken dinimiz iki dünyanın saadetini temin etmek üzere kurulu bir din. Yani Cenab-ı Hak bize saadeti dareyin dediğimiz iki dünyanın, iki diyarın saadetini temin edecek kaide ve kuralları Allah bize nasip etmiş. Yani bu dünyada bizim abdestimizden, guslümüzden tutalım, çevremizin temizlenmesinin ibadet hükmünde sayılacağı bir dine mensup olmamız gösteriyor ki bu din bu dünyada hem temizliği, hem nezafeti, hem kirden ve çirkinlikten uzak durmayı bize emrediyor. Peki Bunlar bize nasıl faydalar getirmiş? Sadece ibadet boyutu mu? Hayır. Dediğimiz gibi dinimizin hem dünyaya hem ahirete bakan yönleri var. Yani bize emredilen namazın dünyaya da bakan faydaları, emredilen orucun dünyaya bakan hikmetleri, emredilen zekatın dünyaya bakan güzellikleri ee, olduğu gibi bu temizlik dediğimiz abdest, gusül, etraf temizliği, çevre temizliği gibi şeylerin de Bilelim ki hem dünyada faydası var, hem de ibadet niyetiyle yaptığımız için de ahirete bakan cihetleri var. Bu münasebetle Üstadımız İşaratul İcaz'ın arkasında Avrupalı filozofların, Avrupalı filozofların, ondan sonra hukukçuların, ondan sonra şarkıyaçı dediğimiz oryantalistlerin, doğu bilimci diyorlar bunlara, şarkıyaçı, bunların bazı ifadelerini almış. Yani adam Müslüman olmamışsa da Kur'an'ın hakkını teslim etmiş olan bir şahsiyet olabiliyor. E, Jokaim du Rulp diye bir zatın, bir kişinin ifadelerini üstadımız almış. Alman alimlerinden ve müsteşriklerinden Jokaim du Rulp Kur'an'ın sahate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor. İslamiyetin bu safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Çok mükemmel bir tespit. İslamiyet'in bu safhası onun sıhhati muhafaza yani sağlığı muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmek lazımdır. Kur'an bu noktayı nazardan bütün dini kitaplara faiktir. Sadece bu yönden bile alsak Kur'an-ı Kerim semavi kitapların tamamından suhufların tamamından kitab-ı mukaddes dedikleri Tevrat, İncil ve Zebur ve bazı peygamberlerin suhuflarından daha faiktir, daha yüksek bir kitaptır. Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaydeleri nazar dikkate alırsak Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaydeleri temizliğe dair olan kuralları nazar dikkate alırsak bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın bazı kısımlarıyla haşarat mahşeri olan Asya'nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Demek ki dinimiz öyle kaide ve kurallar getirmiş ki haşarat meydanı olan Asya'nın haşarattan ve mikroplardan ciddi manada bu kurallara uyması hasebiyle kurtulduğunu görüyoruz diyor. Yani etrafını temizlemek, kendini temizlemek, ondan sonra tuvalet kaideleri, kuralları, bütün bunlara varana kadar. Enteresan. Elimizi yıkıyoruz. Mesela ıslak bir elle şeylere, kapı kollarına dokunmayın diyor mesela. Ellerinizi kuruttuktan sonra onlara dokunun diyor. Çok güzel. Ondan sonra etraf kirli olduğu vakitte Ellerinizi ayrıca, vücudunuzu ayrıca, yüzünüzü ayrıca temizleyin diyor bize din mesela. Herhangi bir e, abdest bozan bir durum oldu vakit, gusülü gerektiren bir durumsa gusül, e, normal namaz abdesti gerektiren bir durumsa abdesti muhakkak alınız diye bu manada dinimizin emri var. Ve buna uymak e, dini bir emirden dolayı yapıyorsak da bakıyorsunuz ki hem çevremizi, hem evimizi, hem kendimizi ciddi manada temizlemeye ve mikroplardan, bulaşıcı hastalıklardan uzak tutmaya vesile olan bir dini mensubuyuz. Ha, Müslümanlar da bu gibi mikroplara maruz kalıyor. O, Cenab-ı Hakk'ın artık istediği şekilde o askerine emir verip, onu e, istediği e, neticeyi elde etmek için kullanmasıdır, istidam etmesidir. Biz ona bir şey demiyoruz. Bizim üzerimize düşen nedir? Güzel bir şekilde tedbir almak, güzel bir şekilde etrafımızı temizlemek, doktorların ve dinimizin, uzmanların ve maneviyatımızın emrettiği şekilde bu temizlik kaydı ve kurallarına uymaktır, gerisini Cenab-ı Hakk'a bırakıyoruz. Cenab-ı Hak bu hastalık ve mikroplar vasıtasıyla, virüsler vasıtasıyla eğer bizim hayatımıza son verirse bu da Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir iş. O onun hikmetine kalıyor. Kaldı ki böyle bir hastalık vasıtasıyla da ölen bir insanın e, dinimizce hükmen şehit olduğu meselesine giriyor. Bundan dolayı da biz elhamdülillah eh, ahirete şehitlik mertebesinde almış bu hastalık vasıtasıyla ve böylece ahirete irtihar etmiş durumda oluyoruz. Yani bütün bunların hepsi bizim lehimize. Kurtarsak da lehimize, vefat etsek de lehimize. Yeter ki biz tedbir alalım. Allah'ın ve Resulullah'ın emrettiği şekilde uzmanların tavsiye ettiği şekilde biz bunlara uyacağız. Dini bir emir olarak yaptığımızdan dolayı hem dinin yerine getirmekten bir sevap alıyoruz. Uzmanların tavsiyesi olduğu için de elbette bundan dünyaya bakan cihetleri ve faydaları vardır. Bununla beraber aldığımız hiçbir tedbir bir işe yaramıyorsa da bununla beraber aldığımız tedbirlerin hepsi bir neticeye bizi ulaştırmasa bile, ölümümüze de vesile olsa bile biz inşallah yine bununla ahirete şehit hükmünde ve mertebesinde gitmiş oluyoruz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine yani İslamiyet'e bağlı olan bütün insanlarına farz etmekle birçok tahripkar mikropları imha etmiştir. Burası çok mükemmel bir şey. Şimdi bütün bunların hepsini yaptık. Bununla beraber baktık ki yine de netice olmuyor. Bu bizim vasfemiz değil. Biz vazifemizi yapacağız. Vazife ilahe karışmayacağız. Doktor ameliyat diyorsa ameliyata gireceğiz. Doktor misal diyorum şu ıı, dışarıya şu haliyle çıkamazsınız diyorsa biz çıkmayacağız. Doktor şöyle yapmanız lazım diyorsa onu yapacağız. Doktor şu ilacı kullanmanız lazım diyorsa o ilacı kullanacağız. Ama neticesinde tevekkül edeceğiz. İyileşmeyi doktordan ve ilaçtan da bilmeyeceğiz, iyileşmeyi ameliyattan da bilmeyeceğiz. Hastalığı veren de, neticede şifayı nasip eden de ya da şifa vermeyen de, neticesinde öldüren de ya da dirilten de Allah olduğunu bileceğiz ki tam tevhide ulaşabilirim. Şimdi, üstadımız bu tevekkül bahsini 23. sözde çok güzel bir şekilde ele almıştır. Onu da okuyalım. Demek iman tevhidi. 23. söz 1. mepas 3. noktada geçiyor. Demek iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadeti dareyni iktiza eder gerektirir. Demek ki imanımız kainatın malikinin bir olduğunu gerektiriyor, iktiza ediyor. Kainatın sahibi bir ise ben ona teslim olurum. Başka kimseye teslim olmam. Niye? Çünkü Allah birdir. Her şeyin anahtarı onun yanında. Her şeyin dizgini onun elinde. Her şeye gücü yeten o. Her şeye karar veren o. O zaman bir virüs, bir mikrop, bir musibet, bir deprem kendi başına çıkıp herhangi bir yere istila edemez. Herhangi bir yeri zapt edemez. Herhangi bir insan vücuduna gidip yerleşemez. Demek ki burada kime teslim olacağız? Allah'a teslim olacağız. Ha mikropta bir askerdir. Allah nereye isterse oraya gider. Gitmek zorunda. Allah nereye izin verirse ancak oraya gidebilir. İzin vermediği daireye giremez. Tevhid de teslimi. Teslim, tevekkülü. Madem Allah'a teslim oldun o zaman onu vekil kıl. Emrettiğini yapacaksın. Yasaklarından kaçınacaksın. Bununla beraber Cenab-ı Hakk'ın emrettiği, izin verdiği, ya da karar verdiği neyse hikmetiyle biz onu da rağm oluruz. Biz ona da eyvallah deriz. Niye? Çünkü zaten iman bunu gerektiriyor. Ya teslim de tevekkülü. Peki tevekkül neyi meyve veriyor? Tevekkül saadet-i dareyni. Hem dünya hem ahiret. Saadetini de ne yapar? İktiza eder. Bununla beraber hem beden hem ruh saadetini de netice verir, iktiza eder. Fakat yanlış anlama. Tevekkül esbabı bütün bütün reddetmek değildir. Tevekkül ne demek? Otur bir yerde Allah rızkımı gönderir. Otur bir şekilde madem ki bu musibet geldi ben ona karşı hiçbir şey yapmayayım. Zaten Allah isterse beni kurtarır. Böyle bir tevekkül anlayışı yanlıştır. Sel geliyor kaçacaksın. Yangın geliyor tedbir alıp Gerekirse kaçacaksın, gerekirse söndürmek için uğraşacaksın. Mesela gemi battı, yüzeceksin, yüzmeyi gayreceksin. Ama en son takatın biter de Cenab-ı Hak senin bu olmanı iktidar etmişse ayrı bir konu. Biz ona bir şey diyemiyoruz. Ama bizim mücadele etmemiz lazım. Sakın yanlış anlama. Tevekkül esbabı, sebepleri bütün bütün reddetmek değildir. Belki esbabı desti kudretin perdesi bilip riayet ederek Demek ki esbab nedir? Cenab-ı Hakk'ın kudretinin perdesidir. Bunu böyle bilip riayet edeceğiz sebeplere. Esbaba teşebbüs ise bir nevi duayı fiili telakki ederek sebeplere müracaat ediyorum. Yangından kaçıyorum mesela. Selden kaçıyorum. Hastalığa karşı tedbir alıyorum. Musibete karşı hakiza depremden bu manada almam gereken tedbirleri alıyorum ve deprem olduğu vakitte de gereken müdahaleyi yapıyorum. Bütün bunlar olduktan sonra bunları da ben duayı fiili neticesiyle bilip yapacağım. Müsebbebatı bunun neticesinde olacak herhangi bir şeyi, neticeyi yalnız Cenab-ı Hak'tan istemek ve neticeleri ondan bilmek ve ona minnettar olmaktan ibarettir. Ben Allah'a minnettarım. Ben neticeyi Allah'tan bilirim. Neticeyi halk eden Allah'tır. Allah'ın emrettiğini yaptım. Allah'a tevekkül ettim. Allah nasıl isterse öyle karar versin. Ben ona razıyım. Niye? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Tevekkül eden ve etmeyenin misalleri şu hikaye benzer. Vaktiyle iki adam hem bellerine hem başlarına ağır yükler yüklenip büyük bir sefineye birer bilet alıp girdiler. Birisi girer girmez yükünü gemiye bırakıp üstünde oturup nezaret eder. Diğeri hem ahmak hem mağrur olduğundan yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi. Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et. O dedi yok ben bırakmayacağım. Belki zayi olur. Ben kuvvetliyim. Malımı belimde ve başımda muhafaza edeceğim. Yine ona denildi. Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir. Yani Cenab-ı Hakk'ın gemisi hükmünde olan kudreti. Biz ona dayandık mı zaten onun içindeyiz. O zaman e, herkesten daha emniyetli, daha kuvvetli. Daha ziyade iyi muhafaza eder. Belki başın döner, yükünle beraber denize düşersin. Gaflet denizine düşersin. Hem gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın gittikçe, ağırlaşan şu yüklere takat getiremeyecek. Yani sen hep sebep, sebep, sebep nereye kadar? Öyle bir duruma geleceksin ki artık sen bunları taşımaya güç yetiremeyeceksin. Kaptan dahi eğer seni bu halde görse ya divanedir diye seni tar edecek, kovacak ya haindir gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihza ediyor, alay ediyor, hapis edilsin diye emredecektir. Bu da Cenab-ı Hakk'ın kendisine itimat etmeyenlere, kendisine tevekkül etmeyenlere bu manadaki mukabelesi hapsetilmesi yani cehennem. Hem dünya cehennemi. Çünkü tevekkül etmeyen insanlar devamlı dünyada azap çeker. Enteresan bir şey. Bir hastalık kopuyor. Adam gitmiş 3 yıllık kendi evine yetecek kadar malzemeleri almış, istiflemiş. Ya yani bu tevekkülsüzlükten başka bir şey değildir yani. Evet sen kendi evine ihtiyaç kadar, belki ihtiyaçtan fazlası kadar al. Ama bir yıllık, iki yıllık, üç yıllık ne demek yani? Cenab-ı Hak isterse sana 50 yılda, 500 yılda malzeme göndermez. Topraktan nimet bitirmez. Ağaçlardan sana nimet göndermez. Yani o zaman sen ne yapacaksın? Ya bir yıl yetmez, üç yıl, üç yıl yetmez, otuz yıl, otuz yıl yetmez, 300 yüz, üç yüz yıl mı diyeceksin? Bu Cenab-ı Hakk'ı itham etmektir. Cenab-ı Hak yarattığı her nefsin, her mahlukun rızkını taahhüdü Rabbani'si altına almıştır. Biz elbette bir hafta, on gün, on beş gün, yirmi gün bunlar yaptığımız şeyler. Kış zahiresi alırız ilahir ama böyle bir musibet geldi. Bundan dolayı da rızıklar azal, azalabilir. Cenab-ı Hak rızkımızı kısabilir. Öyleyse şöyle yapayım, böyle yapayım dediğimiz vakitte de biraz sanki tevekkül anlayışımızda sıkıntı olduğunun bir göstergesi oluyor. Hem herkese maskara olursun. Çünkü ehli dikkat nazarında zaafı gösteren tekebbürün ile, acizi gösteren gururun ile riyayı ve zileti gösteren tasannun ile kendini halka müthike yaptın. Yani gülünç yaptın. Herkes sana gülüyor denildikten sonra o bir çarenin aklı başına geldi. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Ha, demek ki bu gibi insanlar da bilmediğinden böyle yapıyor olabilir. Onlara güzel bir şekilde hakikati burada temsilde olduğu gibi anlatacağız dostlarımıza, kardeşlerimize, insanlara, müminlere. Karşıdaki insan da inşallah nasıl bir varsa kabul eder. Yükünü yere koydu, üstünde oturdu. Oh Allah senden razı olsun. Zahmetten, yükümü taşıyordum, zahmetten kurtuldum. Hapisten, çünkü e, kaptan beni hapsedecekti. Maskaralıktan, bu da insanlara karşı maskara olmaktan kurtuldum dedi. İşte ey tevekkülsüz insan, sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Ta bütün kainatın dilenciliğinden yani Allah'tan başka sebeplere müracaat eden bir insan bütün kainatın adeta dilencisi gibi oluyor. Ve her hadisenin karşısında titremekten yani musibet geldiği vakit bunların hepsinin karşısında titremekten ve hot ve maskaralıktan ve şekaveti eden ahiretteki azaptan ve tazikat-ı dünyevi hapsinden dünyadaki sıkıntıların hapsinden kurtulasın. Bir insan tevekkül ederse rahat. Cenab-ı Hakk'a işlerini bırakmış, üzerine düşeni hakkıyla yaptıktan sonra rahat bir şekilde bekliyor. Ya Rabbi sen istersen beni kurtarırsın. Gemi parçalandı ve batıyor. Sen orada eline geçireceğin bir can simidi olur, bir tahta parçası olur, seni yüzdürebilecek herhangi bir şey olur. Ya da alırsın kula kulaç atarsın, Cenab-ı Hak seni kurtarır, kurtarmaz. O Cenab-ı Hakk'ın bileceği bir şey. Ama bunları yapmak fiili bir duadır. Cenab-ı Hakk'ın kâhata koyduğu kanunlara, adetullah kanunlarına uymaktır. Bu da bir ibadettir. Neticede Cenab-ı Hak seni o musibetle öldürse şehit olursun. Ama seni kurtarırsa bundan dolayı da geri kalan ömrü de yine onun emir dairesinde geçirirsin. Burada bir Son Mesnevi Nuride'den bir ifade okuyacağız. Ondan sonra sohbetimizi bitireceğiz inşallah. Üstadımız Mesnevi Nuride diyor ki: Evet. Dünyayı ahirete kalbetmekle kıyameti koparan kudret muktedirdir, aciz değildir. Dünyayı ahirete değiştirmekle kıyameti koparan kudret Muktedirdir, yani kudretlidir, aciz değildir. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Şems büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Ha, nedir? Dünyayı ahirete değiştirebilecek bir kudret var. Allah'ın sonsuz kudreti. Cenab-ı Hak bizi hakikul eylesin inşallah. Peki böyle bir kudretin nazarından kim gizlenemez? Küçük bir mikrop, küçük bir virüs. Ben saklanayım da ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın görmediği bir yerde ben bir adama zarar vereyim diyemez. Bir zerre o kudretin nazarında gizlenemez. Güneş de dünyadan 1 milyon 300 bin kat büyük güneş. Hatta ondan milyonlarca kat büyük olan yıldızlar bile büyüklüğüne güvenerek o kudretin elinden kurtulamaz. Ben büyüğüm, bana gücü yetmez, bana zarar veremez diyemez. Büyük büyük cirimler, en küçük şeylerde küçüklüğüne güvenip ben saklanabilirim. Ben istediğimi küçüklüğüme güvenerek, ben istediğimi küçüklüğüme güvenerek yapabilirim diyemez. Dolayısıyla her bir şey Cenab-ı Hakk'ın kabze-i kudretinde idare edilir. Hiçbir şey yoktur ki Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle, kudretiyle hareket etmesin. Onun izni ve emri olmadan hiçbir şey adım atamaz. Onun için koronavirüsten de korkmayalım. Depremden de korkmayalım. Tedbirimizi güzel bir şekilde alalım. Tevekkül edelim Allah'ımıza. Onu kendimize vekil kabul edelim. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler diyelim. Pencerelerden seyredip içlerine girmeyelim. Hakiki kulluk Hakiki abidlik böyle olur. Cenab-ı Hak bizi de hakiki kullarından eylesin. Amin. Sübhaneke la ilme dena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Ve akhir davahum enel hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.